onları rahatsız eden bazı İslam'ın temel kavramlarından biri olan, ki bunlardan biri malumunuz şeriattır. Bazı şaşkınlar, efendim ben Müslümanım ama şeriata karşıyım filan gibi haşa korkunç ifadeler kullanmakta. Bu da bir zihin karışıklığını gösteriyor. Yani olacak şey değil böyle bir ifade. İşte bunlardan biri de ümmet ifadesidir. Ümmet. Biz bir ümmetiz. Müminlerin tamamı bir ümmet meydana getirir. Ve bu ümmetin ne anlama geldiğini çok iyi bilmemiz gerekir. Ümmet aslında örgütlü bir toplum filan demek değil. Evet yani milletle çok yakın ama Kur'ani anlamdaki yani milleti İbrahim'le. Ümmet aynı ortak paydanın bir araya getirdiği insanlardır. Aynı ortak paydanın bir araya getirdiği insanlar. İçinde ümmü var biliyorsunuz, anne. Kardeşlerin aynı ortak paydası nedir? Karındaş, değil mi? Türkçedeki en güzel kelimelerden biri. Karındaş. Aynı ortak payda, aynı kadın tarafından dünyaya getirilmiş olmak. Aynı rahimden çıkmış olmak. Karındaş. Aynı karnı paylaşmış olmak. Ümmet de böyle bir şey. Onun için zaten o kavram oradan geliyor o yüzden. Aynı ortak paydanın bir araya getirdiği insanlar. Bakın hiçbir örgütlenme modelinden bahsetmiyorum. Allah'ımız Celle Şanuhu bu ümmeti tarif ederken çok net bir şey söylüyor. Ha biliyorsunuz hayvanlar da içinde ümmet ifadesi kullanıyor. Mesela işte arılar da, hayvanlar işte karıncalar da bu ümmet, kuşlar da bir ümmet. Nedir? Ortak paydaları aynı zaten. Bilimsel tasnif de ona göre yapılmıyor mu? Ortak paydalardan hareket ederek sonra alt dallara bölünüyor filan. Tabii o zaman böyle şeyler yok. Allah bu celleşen varlık alemini yaratan. Tabii ki baştan söylüyor ne oldu da biz de akıl biraz doğru kullansak şu aklı çok basit çözeceğiz bugün karmaşık gibi gözüken mesele. Şimdi mübarek El-Mü'minun suresinin 52. ayeti kerimesinde. Mübarek El-Mü'minun suresinin 52. ayeti kerimesinde Allah'ımız Celle Şanuhu çok net bir tanımlama yapıyor. Hiç. 5 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği kadar net bir tanımlama yapıyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun. Şu kesin bir gerçek ki bu ümmetiniz sizin bir tek ümmettir. Bir bütün, tevhid, bir bütün. Anladık, güzel. Bu ümmetin içinden başka ümmetler çıkmaz. İki, andolsun ki ben Rabbinizim. Ümmet bir, Rab bir. Rabb'ı hatırlayalım. Yani varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri hiçbir karşılık beklemeksizin ve sadece varlığını sürdürmek değil, kendini geliştirebilmek için de ihtiyaç duyduğu her şeyi hiçbir karşılık beklemeksizin veren, sağlayan, dolayısıyla da bu sağladığı her kim ve de neyse onun üzerinde belli bir otoriteye, hakkına sahip olan ve bu hakkı kullandığı zaman da kimsenin bir şey diyemeyeceği, yani terbiye de eden Rab, böyle bir kavram. Otoriteyle doğrudan doğruya alakalı. Yani melik gibi ama Rab'daki otorite faktörü melikten daha yüksek. Yani melikte zorbalık da girebilir işin içine. Fakat Rab otorite, kesinlikle otorite sahibi olma ve haklı, hak edilmiş bir otoriteden bahsediyor. Ve ben sizin Rabbinizim. Bir tek ümmet ve bir tek Rab. Başka da yok. Peki. Devam. Artık ittika edin. İttika edin. Yani bu Kur'an'da geçen ifadesi. Biliyorsunuz doğrudan doğruya takvayla alakalı. Yalnız takvayı bizim çok iyi anlamamız lazım. Takva yani sorumluluk bilinci tamam içinde var. Korunma, kendini koruma var. O da doğru.
titizlik, hassasiyet, gayret, bunlar hepsi takvanın içinde var. Ben hep onu diyorum bizim medresede. Elhamdülillah ki Allah mübarek Kur'an'ı Arapça indirmiş. Yani Türkçe indirmeye kalksaydı yani 42 cilt falan olurdu. Çünkü bu kadar bir kavram zenginliğine Türkçe sahip değil. Ve bu kadar katmanlı ifadelere Türkçe sahip değil. Türkçe güzel bir lisan, bütün lisanlar gibi. Ama işte o kadar, onun çapı bu. Evet. O halde takvayı biz şöyle anlamaya çalışalım. Bilimsel bir görüştür, ilmi bir görüş değil. Benim şahsi kanaatim, bir takım ulemadan istifade ederek geliştirdiğim tabii. Şimdi şöyle anlatmaya çalışalım. Allah'ın mübarek Kur'an'da bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasakları insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğunu idrak edip, Allah niye bize yasak koysun ki? Herhangi bir diktatör değil ki tövbe aşağı. Allah yani herhangi bir bir şeye ihtiyacı, korunmaya, kendini korumaya falan ihtiyacı yok ki. Niye bir takım kurallar koyuyor? Bize gücünü göstermeye ihtiyacı yok ki. Gücünü göstermeye ihtiyacı olsaydı Beytullah'a başka türlü yapardı yani. Burcu Arap gibi yapardı falan. Dolayısıyla Allah'ımızın Celle Şan, mübarek Kur'an'da koyduğu bütün ölçüler, bütün değerler, bütün emirler, öncelikle de yasaklar bizim için, bizim yaratılış amacımıza, buna yürürken bize zarar verebilecek, yaratılış amacımızın hedefine ulaşmaya çalışırken bizi engelleyebilecek şeyleri ortadan kaldırmak için koyuyor. Bunu idrak ettiğimiz zaman herhangi bir yasak olmadığını bunu. Dolayısıyla Allah karşısında bir sorumluluk bilinci oluştururuz. Rabbimize deriz ki iyi ki sen bu yasakları koymuşsun. İyi ki sen bu kuralları koymuşsun. İyi ki ölçüleri, değerleri sen belirlemişsin. Çünkü biz bunları yapmaya kalksaydık korkunç bir kargaşa olurdu. Her kafadan bir ses çıkardı, her kafadan bir ölçü çıkardı, her kafadan bir emir, bir yasak çıkardı. Ve biz bunların ne kadar etkin olduğunu, yaratılış amacımızın hedefi doğrultusunda nasıl hizmet edeceğini asla bilemezdik. Çünkü yaratılış amacımızı bilmiyoruz. Böyle bir şey bilemezdik. Sen bize bunu söylediğin için biz sana karşı bir sorumluluk duyuyoruz. Sen bunu bize bahşettin. Evet, bu sorumluluk bilincini oluşturduktan sonra Allah'ımızın Celle Şanuhu bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasaklara bilinç oluşmuş çünkü. Sadakatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmetmek. Sorumluluk bilinci taşırsın ama bunun gereğini de yerine getireceksin. Sadece bu şey mübarek Kur'an'ı okumak gibi bir şey. Yani mübarek Kur'an'ı okuyup anlıyorsun, evet çok etkileniyorsun, muazzam bir kitap diyorsun. Ve bunun gereği ne? Bunun gereği bunun hayata uygulanması. Öyle okudun, anladın. İşte ben kaç senedir bunu anlatırım yani. Çok güzel kitap, harika. Sonra ne oluyor yani? Bu hayata uygulanmanınca bu kitap hiçbir fonksiyon ifade etmez ki. Bu kitap sen eğlenesin, sen ona hayran kalasın filan diye gönderilmiş bir kitap değil ki. Hiç, tamamen senin dünya hayatını organize eden bir kitap. Şimdi bu sorumluluk bilincini hissedip Allah'a karşı, tamam sen bunları bunun için koydun, ben bunların gereklerini yerine getirmeye çalışacağım. Bakın zaten mesele ondan ibaret. Sevgili kardeşlerim, bu azmetmek, büyük bir ciddiyetle, kararlılık içinde gayret ortaya koymak demek. Bunu yapmamız bizim yeterli. Allah Celle Şanuhu bizi bu anlamda değerlendiriyor. Yoksa dört dörtlük bir şey yapmamızı filan bizden beklemiyor. Böyle bir şey zaten söz konusu değil yani. Mükemmel insan filan diyorlar. İşte insanı kamil falan. Yok böyle şey ya. Mükemmellik Allah'a Celle Şanuhu mahsus bir şey. Eğer Allah Celle Şanuhu mükemmelliği sadece kendi zatına uygulamamış olsaydı, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç kuşkusuz olmasın ki dünyanın en mükemmel insanı olurdu. Olmadığını hepimiz biliyoruz. Mübarek Kur'an şahitlik ediyor. Ayrıca bu bir eksiklik de değil. Peki niye Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam son nebi, son rasul bir daha gelmeyecek? Ya bari onda bir problem olmasın, mükemmelli olsun, hiçbir hata yapmasın. Niye bunu yapıyor? Gene aynı sebepten dolayı. Rahman ve Rahim olduğu için.
Çünkü biz Allah'a Celle Şanuhu yalnız ona kulluk etmek üzere programlanmış bir maneviyat yapısına sahibiz. Bu program derhal devreye girer mükemmel bir şey gördüğü zaman ve derhal onu ilahlaştırır, ona kulluk etmeye başlar. Mesele burada. Vallahi ben size açık söyleyeyim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan biri olsaydım ve o eksiksiz, hakikaten mükemmel bir insan olsaydı ben ona tapardım ya. Kesinlikle bunu yapardım ve eminim siz de yapardınız. Ama biz onun eksikleri olduğunu görünce diyoruz ki bak bu da bizim gibi bir beşer. Onun için biz Allah'a ancak kulluk ederiz. Kemal Allah'tadır Celle Şanuhu. Mükemmellik ondadır. İnsanda olmaz. Bunu net bir şekilde anlayalım. Sadece değil, bütün yaratılışlarda olmaz. Şimdi şu kesin bir gerçek ki ümmetiniz tek bir ümmettir ve ben sizin Rabbinizin, başka Rabbiniz yok. O halde mübarek Kur'an'da bildirdiğim bütün emir, kural, ölçü ve yasakları insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğumu idrak edip bana karşı bir sorumluluk bilinci oluşturun ve bildirdiğim emir, kural, ölçü ve yasaklara sadakatle ve kesinlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincinin gereklerini yerine getirmeye büyük bir titizlikle azmedin. Vahyin 5. yılında Allah'ımız Celle Şanuhu böyle şey söylüyor. Böyle bir ifade kullanıyor. Şimdi buradan hareketle devam edeceğiz. Diyor ki devamında. El-Mü'minun suresi yani 23. Musaf tertibine göre 23. surede vahyin 5. yılında Allah'ımız devam ediyor 53. ayet-i kerimede. Artık arasında bir yarık oluşturacak şekilde ayırıp kestiler işlerini aralarındaki. Buna çok dikkat etmek lazım. Kat etmek diye bir fiil var. Kat. İngilizce to cut var ya, to cut. Büyük bir ihtimalle de Endülüs vakiyesi orada Arapçadan İngilizceye geçmiş kafuranlardan biri. To cut. Kat etmek. Kat etmek bir şeyi sadece kesmek değil, kestiğin şeyi arasında bir yarık, bir boşluk meydana gelecek şekilde birbirinden ayırmak. Somut örnek. Ekmek. Ekmeği dilimlediğinizi düşünün. Ekmeği bıçakla dilimliyorsunuz. Kesiyor musunuz? Evet kesiyorsunuz. Kat ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Hayır, kat etmiş olmuyorsunuz işte. Çünkü ekmek dilimleri birbirine yapışık yan yana duruyor. Değil mi? Bu şimdi yeni kesme makineleri var ya, onlar gibi. Yan yana duruyor. Onu hemen ambalajlayıp ekmeğin asli şeklini bozmadan, dikkat edin bak, asli şeklini bozmadan ekmeğin, onu shrink bir şeyin içine koyup böyle onu öyle vitrine koyabilirsiniz, yanınızda taşıyabilirsiniz. Kat etmek o değil. Kat etmek o iki dilimin, yani ekmeği asli gövdesiyle dilim arasında veya iki dilim arasında bir yarık oluşacak. Birbirinden ayıracaksın. Yarık, yarık. Yarmaktan geliyor. Türkçenin güzelliğine bak. Yarmaktan geliyor. Yarık oluşturacak. İşlerini, emr. Buradaki emr kelimesi. Yaptıkları bütün işleri, her meselelerini, emri o kadar geniş bir kapsam ki, Türkçedeki gibi emretmekle filan sınırlı değil yani. Bütün iş, teori dahil, her şey dahil emrin içinde. Çok kapsamlı bir kelime. İşlerini aralarındaki ne yaptılar? Aradısında kesin bir yarık oluşacak şekilde birbirinden ayırdılar işlerini. Ulen tektik, hani bir somun ekmektik. Kestik tamam ama hayır, bütünlüğü bozduk, onu oradan ayırdık. Ayırdılar diyor aralarında. Bunu yaparken uyguladıkları yöntem nedir? Allah'ımız Celle Şanuhu mübarek Kur'an'da çok önemli bir kavram kullanıyor. Suburan diyor. Suburan. Şimdi biz de halk İslam'ında, halk arasında bilinen İslam'da, gündelik hayatta konuşulanlarda zebur diye bir kavram var. İşte genellikle sokakta birine sorsanız der ki zebur nedir? Hazreti Davud'a verilmiş olan ilahi metin yani kitap falan. Hayır efendim. Bir tane zebur yok ortada. Hazreti Davud Efendimiz'e aleyhisselam, büyük İslam peygamberi. Ona verilenin de adı zeburdur. Hiç kuşku yok.
Ama bir tane zebur yok. Bilmiyoruz kaç tane zebur var. Zaten mübarek Kur'an'da zuburan, zuburan değil, zubur olarak geçiyor. Çok sayıda, çoğul ifadesiyle geçiyor. Şimdi bir şeyi, önemini kesinlikle ve doğrudan doğruya ifade etmek için onu çok kalın, derler ya gündelik, kalın kalın altını çiziyorum. Bu fiilin altında yatan bir şeyi kalın, kaba, sert altı çizilerek ilk bakışta görülecek şekilde ortaya koyuyor. Mübarek Kur'an'da incelikler var. Zubur'da incelikler yok. Zubur'da bak, küt emirler, kesin emir. Olmazsa olmazlar vermiştir. Ama mübarek Kur'an'da insanı daha ayrıntılar, insana açılımlar getirilmiştir. Daha dikkatli. Neden? Çünkü insan gelişiyor. Vahiy insanı geliştiriyor. Bir yerden alıp bir yere doğru tırmandırıyor. Önce zubur geliyor. Ondan sonra ayrıntılı metinler geliyor. Bu kitapla, vahiy ile ilgili bir bağlantısı. Ama zubur aslında kök olarak kalın, sert ve kaba demek. Yani mesela ilahi emir konusunda adamı öldürmeyeceksin. Çok sert, kalın, başka türlü anlaşılması mümkün olmayan, ayrıntısı olmayan, ama bakın mübarek Kur'an'da ne diyor? İşte şöyle şöyle olursa olur, böyle böyle olursa şöyle olur, bunu Lugan diye anlatıyor. Burada bak, ben öldürmeyeceksin. Bu bağlamda zuburan ifadesi aralarındaki bu ilişkiyi, arada bir yarık meydana gelecek şekilde bütünlüğü bozarken zuburan katı, kaba bir şekilde dostluklarını kopartmak anlamında ifade ediyor. Bu merhum Rağıb el-İsfahani bunu böyle söylüyor. Dostluğunu kaba bir şekilde kopartmak. Kopartmak başka şey. Bir de şunu demek ki, arkadaş bizim yollarımız ayrı. Ben seninle aynı fikirde değilim. Yani birbirimize görüşmeyelim. Kusura bakma ben de. Yani. İkimiz de birbirimize rahatsız oluyoruz. Bu başka bir şey. Bu kaba, nobran, sert bir biçimde kopartmak. Ne halim varsa gör gibi. Aralarındaki işleri bu şekilde kopartıyorlar. Nezaketle değil, kaba bir şekilde. Bütün hizipler ne varsa yanlarında onunla ferahladı. Şimdi girdik derin sulara. Bu var Kur'an muhteşem kitaptır ya. Hakikaten insanı uçurur ya. Şimdi burada iki tane kavram var. Bir tanesi hizip, öbürü ferahlama. Şimdi bu hizip ne? Hizip ne? Bugün biliyorsunuz gündelik hayatta hala kullanılıyor. Kullanılıyor. Türkçe'de bir ara bizim genç ve yakışıklı olduğumuz günlerde hizipleşme filan diye geçerdi. Hem sol literatürde hem de İslami literatürde. Bugün İslam ülkelerinde gündelik hayat Arapçasında siyasi parti anlamında kullanılıyor. İslam'da siyasi parti olur mu? İslam ümmetinde, İslam toplumunda siyasi parti aslında olmaması gerekir. Çünkü sadece iki tane parti vardır. Hizip parti anlamında kullanırsak. Biri Hizbullah, öbürü Hizbuşşeytan. Başka yoktur. Ama bakın ki Firavun neler yapıyor? Lisanımızla oynayarak bizi ne hale getiriyor? Bugün Hizbullah dendiği zaman müminlerin tarafı durduğu yer anlamından ziyade herkesin zihninde müminler buna dahil bir terör örgütü çağrışma. Yani bunu bu hale getirdiler. Bu ne büyük bir zulümdür. Lanet olsun onları bu hale getirenlere. Bu anlamda insanların zihnini bulandıranlara. Kullanamıyorsun. Hizbullah'dasın sen. Evet Hizbullah'ım. Başka ne olacak? Hizbuşşeytan mı olacak? İki tane var işte. Başka da yok. Şimdi bu hizb kelimesini iyi bir analiz etmemiz lazım. Hizb, şimdi dikkatli olun. Belli bir taraftarlığı benimsemek demek. Bu bağlamda siyasi partiye çok benziyor. Çünkü siyasi partinin mensupları bir taraftarlığı benimsemişler. Ben buradan yana tarafım demiştim. Peki, ama bir ayrıntı var ki o çok önemli.
O da ne? Bu taraftarlık gözü pek bir kararlılık içinde benimsenmiş olması lazım. İşte onun için Hizbullah, onun için Hizbüşşeytan. Gözü pek bir kararlılık. Yani ben bu taraftarlığı benimsedim, bu konuda kararlılık içindeyim ve bu kararlılıklar öyle vazgeçmem yani. Çok gözü pekim bu konuda. Ya adam siyasi partisini değiştirebilir, bunda kimse de ulan vay hain filan demez yani diyenler çıkar mutlaka, ama hizb olduğun zaman gözü pek bir şekilde şartlar ne olursa olsun o şeyini savunursun sen ve karar vermişsindir artık. Onun için Allah'ımız bu ayrımı Celle Şanuhu yapıyor. Hizb böyle bir şey. Gözü pek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlığı benimsemek. Burada bir ferahlamak kelimesi var. Ferahladı diyor. Türkçede de kullanıyoruz gündelik hayatında. Hala kullanıyoruz. Yani işte bir gazoz iç ferahla, işte yelpazelen ferahla, biçim sıkıldı mı bu ferahla. Aslında ferahlamanın anlamında tamam doğru bütün bunlar var da göğüslerin, insan göğsünün yani manevi hayatta göğsüm daralıyor. Vallahi sıkılıyorum, içim daralıyor falan diyoruz ya onun gibi yani. Kısa süreli uzun bir ferahlamak değil yani. Ferahlamanın içinde bir kalıcılık yok. Kısa süreli geçici dünyevi bir lezzetle göğüslerin genişlemesi. Göğüslerin genişlemesi mübarek Kur'an'da çok sık geçen kavramlardan biri. Hakikaten de doğrudur. Hemen hemen bütün lisanlarda bu kullanılır. Yani göğsüm daralıyor, içim daralıyor filan dediğimiz zaman fiilen fiziki anlamda göğüste bir daralma olmuyor. Yani dışarıdan ölçülebilir, görülebilir bir şey yok. Ama o his geliyor içimize. Sanki bir sıkıyor böyle içimizde bunun gibi. Bu ferahlamak, göğsün genişlemesi anlamında. Rabbi şrah li sadri, aç göğsümü diyoruz yani. Şimdi ayet-i kerimenin sonunu bir daha okuyalım. Bütün hizipler yani gözü pek bir kararlılık içinde belli bir taraftarlığı benimsemiş olanların hepsi ne varsa yanlarında kendileri neden yana olmuşsa bu kararlılık içindeki bağlılıklarını neden dolayı ortaya koymuşlarsa onunla birlikte ferahladılar. Göğüsleri kısa süreli bir dünyevi lezzetle genişledi. Yani artarak bütün hizipler ne varsa yanlarında onunla ferahladı. Hepsi kendini doğru ve haklı ve hiçbir kuşku taşımaz hale geldi. Şimdi geliyor bomba. 23 El-Mü'minun Musaf tertibine göre 54. ayet-i kerime. Şimdi bak ne diyor Allah'ımız. Artık hiçbir şekilde önemsemeyerek, önem vermeyerek, bir değer atfetmeyerek bırak onları içinde aklın, izanın izlerini örtüp kapatarak silmiş olan cehaletleri. Wow! Gamra. Gamra. Gamra, mübarek Kur'an'ın çok önemli kavramlarından biri ve çok iyi anlamamız lazım. Aklın izanın yani insanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerden ikisi. Bütün izleri örtüp kapatacak. Yani sakın sanki akıl orada yokmuş gibi izleri bir aklın orada bir aklın devrede olduğuna dair hiçbir belirti kalmayacak. Öyle bir cehalet ki öyle bir cahiliye cehaletinden bahsediyor. Bilgi cehaletinden değil. Öyle bir cehalet, öyle bir korkunç bir tavır ki
aklın ve izan hiç ve devrede değil. Hiç izi bile gözükmüyor. Böylesine bir kapatmış üstünü ve silmiş izlerini. Gamra. Bırak diyor Allah Celle Celaluhu. Onları işte bu korkunç cehaletlerin içinde belirlenmiş bir süreye kadar. Nedir o belirlenmiş bir süre? Belirlenmiş süreyi. Yani süreleri belirleyen biz değiliz. Biz kendimiz belirliyoruz falan zannediyoruz bazı şeyleri ama hiç böyle bir şey söz konusu değil. Süreleri belirleyen, esas sürelerden bahsediyorum tabii. Diş fırçalama süresinden bahsetmiyorum. Esas süreleri belirleyen Allah'tır Celle Şan. Allah'ın belirlediği sürede en önemli, en ana süre diyelim deyim yerindeyse elbette ki kıyametin kopuşudur. Yani hak ve hakikatin bütün çıplaklığı ve yalınlığı ve çarpıcılığıyla ortaya çıkması demektir. Benim kanaatime göre. Oraya kadar bırakın diyor. Bu bana bırakın o iş. Her şey ortaya çıkacak ne her şey dökülecek. Ama burada çok dikkat etmemiz gereken husus şu. Bir, kendi aralarında bir yarık oluşturacak şekilde Rabbi bir olan, tek parça olan bir ümmeti orada bütün mesele takva içinde hareket etmekken bu ümmeti arada bir yarık oluşturacak şekilde kesip ayırmak, bunu da kabaca dostluklarını kopartarak yapmak ve gözü pek bir kararlılık içinde bölüm bölüm, dilim dilim bir yere bağlanmak, ondan sonra bununla da bağlandığı şeyle de en ufak bir kuşku duymaksızın bir lezzet aldığını, haklı olduğunu düşünmek, bu neymiş? Bu cahiliyenin tipik göstergelerinden biriymiş. 54. ayet öyle söylüyor. Ve bu aklın ve izanın izlerini tamamen silip ortadan kaldıracak kadar, yani akıllı bir insan böyle bir şey yapmaz. Hani nerede burada akıl? Dedirtecek kadar da ağır bir cahiliye tavrı. İğrenç bir cahiliye tavrı. Bu çok önemli. Bu tür bir bölünüp parçalanma feci bir şey. Allah bunu Celle Şanuhu çok net söylüyor. Bize düşen ne peki? Bu bölünüp parçalanmanın bir payı bir paydaşı olmayan, bir paydası olmayan, bu bölünüp parçalanma için yer almak istemeyenler ne olacak? Belli bir taraftarlığı benimsememiş olanlar gözü pek bir kararlılık içinde. Onlar ya diyor ki Allah'ımız bırak onları, önem verme. Ya bunlar böyle oldu, önem verme, takma onları kafana. Belli bir süreye kadar, çünkü hak ve hakikat ortaya çıkınca ben onun camdan okuyacağım, gereken hesabı soracağım demek oluyor. Sen bırak, sen ilgilenme onlarla. Sen kendi işine bak. Çünkü bizi bu tür şeylerle ilgilenmek ve oyalanmak esas işimiz olan emri bil maruf nehi anil münker, takva konusunda hassasiyet ve ila ahir dünyanın ıslah edilmesi, imar edilmesi falan filan gibi temel meselelerden bizleri uzaklaştırır. Biz bunlarla uğraşmaya başlarız. Sen onları bırak diyor. Bırak, sen kendi işine bak. Asıl yapman gerekeni yap. Sonra ey benim sevgili kardeşlerim, vahyin gelişinin 9. yılında, 5. yılında bu geldi. Konu bitti. Sen onları bırak dedi, bitirdi. Aslında bir daha başka bir şey gelmesine gerek yok çünkü bitirdi. Ne yapacağımızı söyledi. Fakat vahyin 9. yılında Mekke'de bir daha geliyor. Mübarek Rum suresinin 31 ve 32. ayetinde bir kere daha bu konuya giriyor. Bakın nasıl bir sistematik şey ya, inanılmaz diyesi geliyor ama iman edilecek bir kitap mübarek Kur'an. Ya idrak eden insanı hayretlere düşüren bir kitap. Muhteşem bir kitap. Ya. Yeter ki ilgilen biraz. Şimdi bak ne diyor. Rum suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar başka her şeyden yüz çevirerek yönelin ona doğru. O kim? Allah Celle Celaluhu. İnabe o demek. Tekrar yönelmek. Tekrar yönelmek aslında şunu içeriyor hepinizin çok net anladığı gibi. Her konuda, her zaman, her şart altında hep Allah'a yönelin. Başka her şeyden yüz çevir. Ben şuna bir sorayım. Hayır ona sorma. Allah'a sor. Sen hasta mısın? Allah'a sor. Allah öyle diyor. Bana sor diyor. Ben sana cevap veririm.
Allah'ımızın verdiği cevap da en doğru cevap. Bunda hiç kimsenin kuşkusu yok. Yani mümin olarak. Şimdi kuralı koyuyor. Bırakın ona buna sormayı filan. Bakın bu istişare etmeyin demek değil. İstişare başka bir şey. Hep Allah'a yönelin. Yönelişiniz hep Allah'a olsun. Hiç. Ya şirki kesiyor işte. Ve ittika edin. Artık gayet iyi biliyorsunuz. Artık takvayı meydana getirin. Bir sorumluluk bilinci oluşturun Allah karşısında. Ve ikame edin salatı. Wow! İkame edin salatı. Namazı kılın filan demiyor. İkame edin salatı. Bir gün belki de onda konuşuruz. Salatın ikamesiyle namaz kılmak arasındaki fark ne? Niye biz namaz kıldığımız zaman salatı ikame mi etmiş oluyoruz filan ya. Yani. Neyse kafaları fazla karıştırmayalım. Ama konuşuruz belki. Belli olmaz. Şimdi ikame edin salatı bak. Takva önce takva oluşacak. Bu Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve onun gereklerini yerine getirme oluşacak. Zaten salatın ikamesi de Allah'ın emirlerinin içinde yer almıyor mu? Bizim titizlikle yerine getirmeye azmettiği. Evet. Niye bir daha söylüyorsun? Söylüyor. Çünkü bu salatın ikamesi inanamayacak kadar mühim, insanın aklının hafsalasını alamayacağı kadar vazgeçilemez, göz ardı edilemez bir unsurdur. Onu ayrıca konuşuruz. İkame edin salatı, bakın zekattan filan şundan bundan bahsetmiyor. Takva, salat, şimdi kim ne diyor? Ve asla, la'yı ben asla bağlantılı aktarmayı seviyorum. Çünkü çok keskin bir red la. Asla olmayın o müşriklerden. Ya adamda zaten takva var. Peki. Salatı da ikame ediyor. Peki. Yani demek ki müşrikte Allah'a karşı sorumluluk bilinci yok. Salat yok. Yani ikame edilen bir salat yok. Allah'ımızın bildirdiği anlamda. Ya da şöyle bir şey var. Takvayı gözetmekle, takva sahibi olmaya çalışmakla, salatı ikame etmek müşriklerden olmaya mani değil. Yani salata ve takvaya rağmen müşrik olabilirsin. Asla müşrik olmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Peki müşrik ne demek? Onu da cılkını çıkarttılar aslında. Şöyle tarif edelim onu. Allah'ın dışında ve veya Allah'ın yanı sıra İlah olarak benimsenen ya da ilah olarak ilahlaştırırcasına yüceltilip kutsanılan bir takım kişilere, kurumlara, güçlere, onlara kulluk eden demek müşrik. Allah var, Allah inkar etmiyor. Allah'ın dışında birileri daha var ve veya Allah'ın yanı sıra, yanında onun aynı kategoride birileri daha var. Bunları ilah olarak benimsiyor ve bunları ya da ilahlaştırırcasına neredeyse yüceltiyor, kutsuyor bunları. Ama bunlar ne? Bunlar kişi olabilir, bunlar kurum olabilir, bunlar güç olabilir, güç odakları olabilir. İlahlaştırmayacaksın güç odağını, bu kurumları ilahlaştırmayacaksın. Bunu ilahlaştırdığı zaman ne yapıyor otomatikman? Kulluk ediyor. Kulluk etmeyeceksin bunlara. Müşrikle senin farkın bu ey mümin. Tamam, güzel, bunu söyledim. Şimdi geliyor bomba. Kimmiş bu müşriklerin bir tarifi geliyor mübarek Kur'an. Muhtelif tarifleri var. Ama burada müşriklerin çok belli bir özelliğinin altını çiziyor Allah'ımız. Diyor ki, olmayın, sakın asla olmayın o müşriklerden dedi ya, onlardan ki fırkalaştırdılar dinlerini. Fırkalaştırdılar dinlerini. Şimdi hizip vardı. Hizip geldi ona bir başka kavram dinleme. Fırka. Hizip ile fırka arasında bir anlam farkı olması lazım. Şimdi hizip neydi? Kesiliyor. Arada bir yarık oluşacak şekilde ayrılıyor.
bütünü bozuyor. Bu hezim. Bunu da yaparken gözü pek bir kararlılık içinde yapıyor bunu. Gözü pek yılmıyor yani. Fırka, şimdi bu ayrılış oldu ya, hizb oldu ya, kendi başına ayrıldı, kendi başına varlığını sürdüren topluluk. Bütünden ayrılıyor. Hizb'de bütünle henüz bir bağlantısı var. Yani ben bunun bir parçasıyım ama ayrı duruyorum diyor. Fırka tamamen bütünden ayrılmış, başkalarından ayrılmış, kendini bir anlamda izole etmiş ve varlığını tek başına sürdürüyor. Benim kimseye ihtiyacım yok. Biz tek başımıza kendi işimizi kendimiz görürüz. Bunun adı fırka. Şimdi diyor bak, fırkalaştırdılar dinlerini. Kendi başına esastan koparak varlığını sürdüren topluluklar haline böldüler bu bütünlüğü, dinlerini. Din, tabii burada dikkat etmemiz gereken şey, dinin hayat tarzıyla olan bağları. Sen dini bölemezsin. Ama hayat tarzını parçalarsın. Bu hayat tarzının içine böyle böyle, işte bu hayat tarzını ben şöyle anlıyorum, böyle benimsiyorum falan gibi ayrım yaparsın. Ama burada önemli bir şey değil. Önemli olan şey şu. İnsanların yorum farklılıkları olacak mı dini anlamakta? Elbette ki olacak. Mecbur, zorunlu, başka çare yok. Yaşadığı döneme, yaşadığı coğrafyaya, kendi bilgi birikimine, kendi ihtiyaç seviyesine göre farklı yorumlar getirebilir. Bu yorum farklılıklarının da elbette ki bir sınırı vardır. Ben yorumluyorum bir şeyi, benim yorumuma göre böyle deyip de sınırsız, namütenahi bir yorum alanı yok. Bu konuda meraklısına tavsiye ederim. Umberto Eco'nun muazzam bir konferans dizisi vardır. Yorumlamanın o tarih bağlamında ele alıyor. Yorumlamanın sınırları. Nereye kadar yorumlayabilirsin? Yorum yapma hakkın senin ne? Düşünün, beşeri batıl bir metin konusunda yorumlamanın sınırlarından bahsediyor. İlahi metindeki yorumlama hakkı olmasına rağmen sınırları siz kendiniz bir düşünün. Nasıl bir şey oldu? Yani aman ha. Şimdi bu dinde yorum farklılıkları var ama bu yorum farklılıklarının alanı esasa ilişkin olmayan meselelerle sınırlıdır. Temel meselelerle ilgili zaten yorum yapmaya gerek yok. Onlar zaten çok açıktır. Yani bu hükümler. İşte la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu neyi yorumlayacağım babacığım? Yani bu işte bu budur yani. Bunu yorumlanacak bir şey yok. Bütün herkes hemfikirdir. Zaten değilsen senin müminlerle, Müslümanlarla ne alakan var? Zaten kafirsin. Esasa ilişkin olmayan ayrıntılarda evet yorum yapabiliriz. O da bir yere kadar yorum yapabiliriz. Sınırları var yani. Tamam. Bu yorumlar bu dinin açılım dinamikleridir. Bu din gerçekçi. Hayatla doğrudan doğruya alakalı. Yorumu yapılma, kendi şartlarına, dönemine yorumlama imkanı olmasa bu din 1400 yaşında bir yapı olarak kalır. Bugüne hiçbir şey söylemez. Hele yarına zaten söz konusu bir şey söylemez. Ama bu değişkenleri yorumlama payı bu dinin hayatın pratiğiyle ne kadar bağlantılı olduğunu en somut göstergelerinden biri. Bu yorumlama sayesindedir ki zaten bu din hayatımızı her şart altında, her dönemde yönlendirebiliyor. Hayatımızdaki kararları onunla ilişkilendirebiliyoruz. Bunlar açılım dinamikleridir. Bu din dinamiktir. Bu din sabit böyle küt diye bir şey değil. Kaba, dogmatik bir yapı değil. Temel unsurları var. O temel unsurların üzerinde ne yazıyor? Lego gibi ya. Lego. Lego'nun taşları var. Bunlarla her şeyi yapabiliyorsun. Küçük çocuk da yapıyor, büyük çocuk da yapıyor. Rolls Royce motoru bile yapıyorsun. Çalışmıyor tabii. Şimdi esasa ilişkin olmayan yorum farklılıklarını açılım dinamikleri olmaktan çıkartıp bu her bir yorumu tek başına neredeyse din haline getirip onları, her yorum farklılığını bir fırka haline getirmekten bahsediyor Allah'a. Yorum farklılıkları fırka olmayı gerektirmez ki. Aynı dini ümmetin içindeki farklı yorumlar ümmetin zayıflamasına,
bölünmesine, parçalanmasına asla izin vermemeli. Şimdi fırkalaştırdılar dinlerini. Dinlerini bu hale getirdiler. Yorumları kendi alanlarına kısıtladılar. Dışarıda hiçbir bağlantıları kalmadı. Biz tek başımıza bu yorumlar, biz bu yorumu ferahlamıştı ya. Hani işte o. Şimdi devam edelim. Andolsun ki Allah Allah. Şimdi burada Şia kavramı çıkıyor karşımıza. Şimdi bugün Şia denince İslam'ın temel iki grubundan, yani Sünni İslam, Şii İslam falan filan gibi ilk zihninde çağrışan o. Yani hem üstelik daha da şey, İran geliyor akla ve işte Irak'ın bir bölümü geliyor falan filan. Ya mübarek Kur'an böyle şeyden bahsediyor. Mübarek Kur'an'daki Şia ne demek, ona bir bakmak lazım. Bu kavramın aslı ne, ona bir bakmak lazım. O zaman anlarız ne söylediğini. İşte Şiilere bilmem ne diyor. Şey, ashab-ı yemin, ashab-ı meymene, ashab-ı meşeme şeyinden Kur'an sağcılık, solculuk filan gibi böyle şeyler söylenmişti bir zamanlar da ondan hareket ediyor. Şiilerden bahsediyor. Hayır, Şiilerden bahsetmiyor. Şia'dan bahsediyor. Şia ne? Hizb var. Ayırdı. Fırka koparttı bağlarını tek başına. Biz varlığımızı tek başımıza sürdürürüz dedi. İzole etti kendini. Şimdi Şia'nın altında anlam, kavram olarak anlamlandırılırken şu geliyor. Kendilerine ya bir konuya sağlam bir bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla, yaygınlaşmasıyla, hem coğrafi olarak alın bunu, hem sosyal olarak alın filan, güç, kuvvet kazanan yapıya Şia diyor mübarek Kur'an. Önce bir hizb meydana gelecek. Bu hizb fırkaya dönüşecek. Bu fırka, bu sağlam bağlılığı hizbde vardı ya, hani kararlılık içinde, gözü pek kararlılık. Şia'da da bu sağlam bağlılığa dönüşecek bu kararlılık. Ancak yayılacak, genişleyecek. Küçük bir alanda kalmayacak. Genişlemekle de kalmayacak. Çok çok geniş bir takım şeyler var. Örgütlenme biçimleri var. İşte güç, kuvvet kazanacak. Yani ses getirecek bir güce sahip olacak. İşte buna Şia. Onlardan ki, müşriklerden ki, fırkalaştırdılar dinlerini ve kendilerine sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç kuvvet kazananlar oldu. Yani tabii baş Şiiler müşriktir filan diye öyle böyle şey olmaz ya. Öyle bir şey de bahsetmiyor. Buradaki Şia bu. Bahsettiği Şia bu. Müşrikler demek ki kendi inandıkları sistematiği yaygınlaştırıyorlar ve bunların her bir bölümü yayılıyor. Yayılmakla da güç kuvvet kazanıyor. Güç kuvvet kazanarak yayılıyor daha doğrusu. Ve bütün hizplerin şimdi ne varsa yanlarında, hizipler ne varsa yanlarında onunla ferahladı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Vahyin. Şimdi meallerde bu hassas bir konudur. Vahyin 5. yılında Mü'minun suresinde Allah'ımız Celle Şanuhu aynı ifadeyi kullanıyor. 53. ayette. Bütün hizipler ne varsa yanlarında onunla ferahladı. Açın bakın istiyor. Böyle büyük pişman zaten bakıyorsunuz. Müminun 53. Bütün hizipler ne varsa yanlarında onunla ferahladı. Harfiyen aynı ifade vahyin 9. yılında. 4 sene sonra. Mübarek Rum suresinin aynen. 32. ayet-i kerimesinde geçiyor. Bütün hizipler ne varsa yanlarında onunla ferahladı. Wow! Yani bugün bir tür copy-paste gibi. Ya Allah Celle Şanuhu copy-paste yapar mı ya? Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Hayır. Eğer bu ifadeler harfiyen aynıysa, bağlam olarak da aynı bağlamda geçiyorsa, bizim bunları meallendirirken aynı şekilde meallendirmemiz lazım. Çünkü mübarek Kur'an'ın metoduna ters düşeriz.
pek fazla bu harfiyen aynı olup aynı bağlamda geçen ifadeleri aynı ifadelerle meallendirmeyen, tekraren oldukları yerlerde aynı cümleleri kullanmayan meallere biraz özensizlik olduğu kanaatindeyim. Biraz dikkatsizlik olduğu kanaatindeyim. Yani bu mübarek Kur'an'la uğraşan bir insana yakışmayan bir tavırdır. Harfiyen kullanıyorsa Allah Celle Şanuhu onun mutlaka bir sebebi vardır. Bu çağrışımı kuracak. Ah! Buradan şu ifadeyi ben bir kere mübarek Kur'an ciddiyetle okuyan bir adam bunu bilmiyor. Ya vitrinlere bakarken bile ya ben şunu bir yerde daha görmüştüm. Ya da bir kitabı okurken bu kapağa benzer bir şey daha vardı. İnsanlarda böyle çağrışım mekanizmaları var. Aynı ifade kullanınca Kur'an'da çok dikkatli okunduğuna göre varsayıyoruz ki. Bu çağrışım, bu harfiyen aynı kullanma ifadesi alacak mümini, dikkatli mümini alacak götürecek müminin suresinin 53. ayetine. 53. ayetine gittiği anda siyah ve sibah meselesi gündeme gelecek. İster istemez okuyacak. Sonra tekrar dönecek Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerine. Birbirinden ayrı yerlerde duran bu iki sure-i celiledeki bu ifadelere zihninde bir bütünlük oluşturacak. Birbirini tamamlayan mübarek Kur'an'ın en büyük müfessiri mübarek Kur'an. Bitti mi? Allah Allah. Tamam artık söylenebilecek her şeyi söyledi. Bu olumsuz dedi. Müşrik toplumunun özellikleri dedi. Şu dedi, bu dedi. Daha konu kapanmış. Hayır. Konu kapanmıyor. Konu kapanmıyor. Ama bu defa Mekke döneminde söyledi bunu. Henüz örgütlü bir İslam toplumu yok. 9 sene geçiyor arada. Vahyin 18. Artık Medine demiş. Medine demek yani bir şey çok şekilde tanımlanabilir elbette ki Medine ama Medine'nin en isabetli tanımlarından bir tanesi de İslam toplumunun örgütlenmesi demektir. Örgütlü İslam toplumuna geçildi ve pat bir daha geliyor. Allah Allah. Bir kere daha hatırlatıyor. Örgütlü topluma geçmeden önce sizi bir konuda uyarmıştım. Şimdi artık devletsiniz, örgütlü bir toplumsunuz. Kastim bu, örgütlü toplum derken devletsiniz siz, evet. Şimdi, biz artık devletiz. Bölünüp parçalanması. Şimdi de var bu sıkıntı ve bu tehlike başımızda. Mübarek El-En'am suresi. Musaf tertibi günleri 6. 159. ayet-i kerime. Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Onlar ki fırkalaştırdılar dinlerini. Şu kesin bir gerçek ki. Onlar ki fırkalaştırdılar dinlerini. Ve andolsun ki kendilerine sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç kuvvet kazananlar oldular. Wow! Aldı bizi 9 sene öncesine götürdü. Orada söylüyordu. Orada sadece hizb değil, hizb fırkaya dönüşüyor, fırk şialaşıyor. Onu hatırlatıyor bize. Fırkalaştılar, dinlerini fırkalaştırdılar. Dünyaya yayılarak şialaştılar. Güç kuvvet kazandılar yaygınlıklarıyla. Ne kadar güncel değil mi? Birbirine, kendilerine sağlam bağlılık yok. Bağlılıklar öyle sağlam öyle kolay kolay ya abi ben bu partiden ayrılmak istiyorum ya da efendim ben bu cemiyeti beğenmiyorum öyle değil öyle bir bağlılık ki güçlü kuvvetli bir yapı oluşturuyor. Bunlardan bahsediyordu hatırlıyorsun değil mi? Müşriklerin bir özelliği olarak bahsediyordu. Müşriklerde olurmuş bu özellik. Yani bu sadece müşriklere mahsus bir özellik değildir. Bir mümin müşriklerin özelliklerini taşımaya başlarsa o da müşriklerin, evet müşrik olmaz. Olmaz, elbette ki olmaz. Müşrik olmaz ama müşriklerin hayat tarzını kendine seçmiş
olur. Müşrikçe bir hayat sürmüş olabilir. Sözde müşrik olmaz ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki men teşabbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim ki benzetir kendini bir kavme, o artık onlardandır diyor. Siz müşriklerin davranış biçimlerini benimserseniz, kendinizi onlar gibi davranmaya başlarsınız. Şirk koşmazsınız belki ama artık o müşrik toplumlar ailesinden, toplumlar grubundan biri olursunuz. Şimdi diyor ki, bunlar var ya diyor, değilsin onlardan hiçbir şey. Bakın sevgili kardeşlerim, ey Muhammed, ey Peygamber, ey Habib falan böyle bir ifade yok. Zaten genellikle nezaket gereği, dürüstlük gereği parantez içine koyarlar. Ama o parantez de bir anlam belirliyor zihinde. Yani bunlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Elbette ki vahyin ilk muhatabı o olduğu için. Elbette ki mübarek Kur'an'da geçen her şey önce ona söylendiği için. Öyledir zaten. Ancak senin ayrıca buraya ey peygamber dediğin zaman aldı Kur'an'ı kilitledi tarihi olayın içine. Hazreti Peygamber'in döneminde böyle olmuştu filan. Sen Muhammed onlardan değil. Hayır öyle demiyor. Müminlerden bahsediyor. Ya ne Muhammed ya ne peygamber ya. Adamı delirtmeyin ya. Böyle şey olur mu? Sen onlardan değilsin hiçbir şeyde diyor. Ey mümin. Senin peygamberin de onlardan değildi. Hiçbir konuda onlardan değil. Hiçbir şeyde. Hiçbir şeyde onlardan değilsin sen. Sen bir müminsin. Sen tevhid ehli, Kur'an ehli, sünnet ehli bir müminsin. Senin onlarla hiçbir alakan yok. Şu kesin bir gerçek ki ne yapalım peki bunları? Onların işi Allah'a kalmıştır. Söylemişti ya. Onların işi belli bir süreye kadar demişti ya. Hatta yine. Onların işi Allah'a kalmıştır. Ben onlara ne yapacak? Söylüyor ne yapacak? Kaynağı itibariyle kesinlikle doğru bir şekilde bildirilir. Yani nebi, nebe. Nebe ile haber arasındaki fark o. Haber her şey olabilir. Dışarıda yağmur yağıyor. Ulan boru patlamış, sen borunun sesini duyuyorsun, yağmur yağıyor zannediyorsun filan ama bunu haber veriyorsun arkadaşına. Haber doğru olur, önemli olur, önemsiz olur, doğru olur, yanlış olur, yanıltıcı olur. Ama nebe öyle değil. Nebe kaynağı itibariyle kesinlikle doğru. Bilinmesi kaçınılmaz, zaruri, hayati önem taşıyan bir bilgi demek. Onun için nebidir İslam peygamberlerinin bazıları. Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam. Tabii ki Hatemul Enbiya nebilerin en sonuncusu. Çünkü kaynağı itibariyle kesinlikle doğru. Bilinmesi kaçınılmaz, zaruri olan bir şey, bir bilgiyi aktarıyor. Onlara bu şekilde bildirilir. Ne varsa yapıp ede geldikleri. Kânû yef'alûn. Yapıp ede geldikleri. Kânû kânû yef'alûn. Kânû ya'melûn demiyor. Şimdi o zaman fiil ile amel arasındaki farkı iyi bilmemiz lazım. Amel, bak fiilden başlayalım. Fiil, yapıp edilen her şey. Hayvanların fiilleri olur mu? Yes, olur. İnsanla hayvanın ortak paydalarından biridir. Büyük ortak paydalarından, geniş ortak paydalarından biridir fiil. Ama yani fiil sadece fiil yapılınca hayvanlaşılıyor falan o anlamda söylemiyorum tabii aşağı öyle şey olur mu? Hayvanlarla paylaştığımız ortak alan. İnsanlar. Ama amel en belirgin farkı fiilden bilerek, isteyerek kararlı bir şekilde yapılan iş demek. Belli bir hedef doğrultusu. Hayvanların dolayısıyla amelleri olmaz. Hayvanlar bilerek, isteyerek, kararlı bir şekilde belli bir hedef doğrultusunda bir şey yapmazlar. Onlar içgüdüleriyle otlarlar, işte ısırırlar, beslenirler, çiftleşirler ve ilahe içgüdüsel. İnsan kararlılık içinde yapar. Bilerek ve isteyerek yapar. Onun için sevgili kardeşlerim, salih fiil yoktur. Salih amel vardır. İnsan yanlışlıkla ıslah edici, artı değer üretici, salih bir şey yapamaz. Yapıyormuş gibi gözükse de öyle değildir. Salih amel olur. Yani kararlılıkla belli bir hedef doğrultusunda
yapmak iradesini kullanarak yapılan bir iştir. Bu ameldir. Şimdi burada niye amel ifadesini kullanmıyor da fiil ifadesini kullanıyor? Bir şey amel olarak başlayabilir ama bunun amel olduğu şuurunu sen kaybetmeye başlarsan, amel nedir bilmezsen, bu giderek bir fiile dönüşür. Yani ne yaptı, neden yaptı, kararlılığını, hedefini kaybetmeye başlarsan, her seferinde tazelenmesi gereken, anladınız değil mi? Namaza niyet ediliyor salata. Yoksa fiile dönüşür salat. Amel olmak da çıkar. Şimdi her seferinde hatırlatıyor hedefi sana. O zaman fiile dönüşür. Şimdi burada anladığımız şey şu. Bunlar bu yaptıklarından o kadar artık eminler ki, çünkü bir kararlılık göstererek bunu yaptılar. Değil mi? Hep kararlılık üzerinden yaptılar ki artık bu fiil haline geldi. Bu onlar için normalleşme başladı. Bunun yegane doğru şey olduğunu düşünüyorlar. Allah aşkına, şimdi sevgili kardeşlerim, iğri oturup da değil, doğru oturup doğru konuşalım. Her şeyi bırakalım. Ülkemizdeki cemaatleşmelerin ve benzeri örgütlenmelerin İslam içindeki yapılarına bir bakın Allah aşkına. Aynı buradaki tariflere uymuyor. Birebir uyuyor. Birebir uyuyor. Yapmayın bunları diyor. Bu demek değil ki. Şimdi bunu da dikkatli anlamak lazım. Hemen böyle çıldırmak yok ya. Abuk sabuk ithamlara filan girmenin alemi yok. Berbat'a takmam zaten ama yani dikkatli olmak lazım. Tabii ki İslam toplumu cemaatleşecek. Tabii ki sivil toplum örgütü gibi çalışacak. Cemaatleşmek iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. Mühim olan cemaatleşip cemaatleşmemek meselesi değil. Bu cemaatleşmenin hangi niteliği taşıdığı, bütüne zarar verici, ümmetsel yapının içinde bir bölünmeye yol açıyor mu, açmıyor mu? Bütün mesele burada. Yoksa ne olacak? 100 bin tane, keşke daha da çok olsa ya. Keşke daha da çok olsa. Küçük çaplı, büyük çaplı cemaatler arasında yatay geçiş yapılabilse, bir insan farklı birkaç cemaatin birden mensubu olabilse filan. Öyle bir şey yok. Din haline getirmişler hepsi. Başımızdaki sıkıntıların en büyüğü bu. En büyüğü. Şimdi sevgili kardeşler, o halde biz ne yapacağız? Bütün bu toplam kaç tane ayet okuduk? 3, 2, 1. 3, 2, 1, 6. 6 tane ayet okuduk. Bu 6 tane ayeti kerimeden 5. yıl, 9. yıl, 18. yıl. Bu 6 tane ayeti kerimenin içinde bir bütün olarak bir sonuç çıkıyor. Şu anda Hicret'in 1436. yılında ümmeti bu perişanlığa getiren ve esas uğraşması gereken işlerle uğraşmaktan alıkoyup saçma sapan bütün zırvalıklarla enerji kaybetmesine, zaman kaybetmesine, güç kaybetmesine, kafirin karşısında zayıf düşmesine yol açan bu işleri yani kaçınmak için, bunu engellemek için bir, bizim tavrımız ne olacak bu cemaatleşmeler karşısında? Bu tür diyelim daha doğru, bu tür cemaatleşmeler karşısındaki tavrımız ne olacak? İki, biz bir araya gelip de bir sivil toplum örgütü gibi hareket etmeye başladığımızda bunun bu tür bir cemaatleşmeye, bir bölünmeye, parçalanmaya dönüşmemesi için nelere dikkat etmek zorundayız? Bunu ayetlerden çıkartıyoruz. Aynen ayetlerin ifadelerini kullanarak. Yorumsuz. Bir, başka her şeyden yüz çevirerek tekrar tekrar Allah'a yönel. Her konuda, her sıkıntıyı, her meseleyi Allah'ın Celle Şanuhu ona doğrudan doğruya arz et. Yine hadis devreye giriyor. Ya hadisi küçümseyenlerin gözü kör olsun. Ya. Böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Bu ne dangalaklıktır yani. Bu ne utanmazlıktır yani. Hucurat suresini bir okuyun bakın ne diyor Allah Celle Şanuhu. Allah, tarihe kilitlerseniz hiçbir şey anlamazsınız tabi Hucurat suresinde. Şimdi, onu da konuşalım. Şimdi bak, Allah'a doğrudan doğruya onun gündemine getirmek. Doğrudan doğruya Allah'ımıza meseleyi arz etmek. Bu nasıl olacak peki? İki şekilde. Bir, biz yalvaracağız, dua edeceğiz. Rabbim ne olur bize bir yol göster. Ben çıkamıyorum işin için.
büyük bir ihtimalle zaten göstermiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor bu şahane hadisinde? Ne diyor? Allah'la konuşmak mı istiyorsunuz? Kur'an'la muhatap olun. Kur'an okumak, anlayarak da böyle bu değil. Allah'la konuşmak demek. Yani Allah cezanı ödene diyor Kur'an'da. Bakın nasıl bütünüyor her şey birbirine. Tevhid bu. Ben izliyorum, hiçbir konu yok ki Kur'an'da dile getirmemiş olmuyor. Olmayalım diyor hepsi. Ya ben korkuyorum o hesap gününde Allah Celle Şanı diyecek ki ya bana bir söyleyin. Ben size niye anlatmadım da siz bu kadar rezil bir hayat sürdünüz? Niye anlatmadım? Eksik bıraktığım ne? De ki Allah'ım bak şu konuya da hiç değinmemişsin canım. Biz o yüzden bu hataları yapıyoruz. Yok böyle bir şey. Bulabilen varsa alnını karşılarım ben. Ben de ki alim değilim bir şey değil. Sıradan bir müminim. Ben bunu bulabiliyorsam herkes bulur. Başka her şeyden yüz çevirerek tekrar Allah'a yönel. Münib olmak. İki, Allah'ın mübarek Kur'an'da bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasakları insanı yaratılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden korumak için koyduğunu iyice idrak edip ona karşı bir sorumluluk bilinci oluşturmak ve Allah'ımızın bildirdiği bütün emir, kural, ölçü ve yasaklara sadakatle ve titizlikle uyma gayreti içinde bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirmeye azmetmek. Yani takva. 3. Allah'ın kulu olma şuurunu korumanın Allah'ın kulu olduğumuzu, bu şuuru, bu bilinci korumanın ve geliştirmenin, sadece korumak yetmez, geliştirmek de lazım. Allah tarafından belirlenmiş yöntemi olan namazı, salatı, ona azami titizlik gösterip azimle devam etmek suretiyle diri tutmak. Salatı ikamesi bir bal verelim burada. Böyledir. Bu ikame. Dik tutmak. Diri tutmak. Diklik diri oluşun, hayatta oluşun bir numaralı fiziki göstergesidir. Ölmüş bir şey. Önce hastalanan yatar. İkincisinde ölmüş bir şey yatar. Yorgunluk da bir tür hastalık etkisi yapar insan üzerine. O da yorulunca da yatarız. Bir şey öldüğü zaman yere düşer. Dik duran bir şey yok. İşte ağaçlar ayakta ölür. Ne ayaklar ayakta ölür. Ağacın duruşu o. Ama gidersin içten ölmüş, koflaşmış ağaca. Elinde bir dokunsan küt diye yıkılır. Salatın ikame edilmesi Allah'ın kulu olma şuurunu koruyup geliştirmenin Allah tarafından belirlenmiş. Metodu ve bunu biz ayakta tutmak zorundayız ki o da bizi ayakta tutsun. Karşılıklı bir ayakta tutuş var. Mübarek Kur'an'da biliyorsunuz bir karşılıklılık konusu var. Ya kabiliyet prensibi var. Siz bana şöyle yapın ben de size böyle yapayım diyor. Yani salatı siz ayakta tutarsanız salat da sizi ayakta tutar. 4. Asla Allah'ın dışında ve veya Allah'ın yanı sıra ilah olarak benimsedikleri ya da ilahlaştırırcasına yüceltip kutsadıkları bir takım kişilere, kurumlara, güçlere kulluk edenlerden, yani müşriklerden olmamak, bu yetmez, onlara benzer tutumlar, tavırlar sergilememek. Onlara benzer tutumlar, tavırlar sergilememek. Müşrik değilsin ama onlar gibi davranıyorsun. 5. Tıpkı o son vahyin ilk muhatabı ve Allah'ın Celle Şanuhu son elçisi gibi aleyhisselam. Dinlerini bölüp parçalayanlarla, yani hak dinin imkan verdiği esasa ilişkin olmayan yorum farklılıklarını, açılım dinamikleri olmaktan çıkartıp, birbirlerinden ayrılarak, kendi başlarına varlıklarını sürdüren topluluklar haline getirenlerle ve fırkalarla ve kendilerine sağlam bağlılık gösteren kimselerin yayılmasıyla güç kuvvet kazananlarla hiçbir konuda bir ilgi, ilişki
içinde olmamak. Bunlar nilde müşrik olmaları gerek. İlgilerimizi kesmek, onlarla ilgilenmemek, ne haliniz varsa görün demek. Altı, bu gibi kimselere ve örgütlenmelere önem vermemek ve onları mübarek Kur'an'ın tarifiyle aklın, izanın izlerini örtüp kapatarak silmiş olan cehaletlerinden kaynaklanıp beslenen tavır ve tutumları içinde Allah tarafından belirlenmiş olup sonunda herkesin hesap vereceği süre doluncaya kadar o halleri içinde bırakmak. Çünkü onların işi Allah'a kalmıştır. Onlara yapıp ede geldikleri her şey kaynağı itibariyle kesinlikle doğru bir şekilde bildirilecek. İşte sevgili kardeşlerim. Bak, doğrusunu bilen ancak Allah diyecek inşallah. Sıradan bir mümin kardeşiniz olarak mübarek Kur'an'ı anlama çabamla gayret. Vardığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bunların hiçbirinin ilmi, iddiası yoktur. O kesinlikle böyledir. Tövbe haşa, böyle bir şey olamaz. Eksikleri, yanlışları vardır. Elbette ki olacaktır. Olması kaçınılmazdır. Ben sadece paylaşıyorum. Mübarek Kur'an'la bir ilişkiye sahası, hadli ve sahih bir ilişkiye girdiğimiz zaman ondan neler öğrenebileceğimizi ve mübarek hayatımızın doğrudan pratiğiyle ne kadar bağlantılı olduğunu görmek için bir örnek teşkil etsin diye bunları sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca dikkat etmişsinizdir. Bir önüme bakıp duruyorum. Bunları ben yazılı hale getirdim. İsteyen kardeşlerimiz, bilmiyorum burada böyle bir imkanımız var mı? E-postalarını, benim e-postamı ben vereyim. Bildireyim Osman'a. Bana desinler ki isteyenler, ya şunu yazılı olarak bize göndersene bir bakalım yani. Bir de biz inceleyelim böyle. Lafla olmuyor bu iş. Doğru. İsteyenlere de rahatlıkla e-posta, pdf olarak bunları gönderebilirim. Bu yaptığım çalışmaları kayda geçirmeye gayret ederim. Peki efendim. Benden şimdilik bu kadar. Umarım çok sizi yormamışımdır. Başınızı ağrıtmamışımdır. Allah'ımız Celle Şanuhu bütün bu gayretlerimizi, halis niyetimizi hayırlara vesile kılsın. Bizi şeytanın saptırmalarından, aldatmalarından, tuzaklarından muhafaza buyursun. Allah razı olsun. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sesim geliyor sanırım. Doğru mu? Geliyor Osman'cığım. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Arası da böyle acayip bakıyorum da gözlüklerim iki katlı o için. İyi görmediğim için böyle bakıyorum. Estağfurullah hocam. Özel bir selam var. Hatice Yeni Dünya İstanbul'dan. Eskiden sizi çok seviyormuş. Şimdi seviyor mu bilmiyorum tabii. Eskiden çok severdim diyor. Evet. Hatice Yeni Dünya Hanım İstanbul'da. Evet. Selamlarını iletiyorum. Aleykümselam. Ders notunuzu hocam bizimle paylaşırsanız veya biz size mail, sizin mail adresinizi paylaşırsak şey olabilir. Normalde derslerimizin ders notlarını bir sisteme upload ediyoruz. Bu banttan yayınlanıp hemen ekliyoruz. Yani ders notumuzu Ünvan Hanım'a ya da bana mail atabilirsiniz ya da biz tamam, size mail... Tamam Osman öyle yapalım. Tamam. Bir telefonlaşalım. Sen bana e-postanızı bildir. Ben hemen size göndereyim. Siz onu oradan isteyen alsın. Kolay bir mail adresi var hocam benim. siyahmercan@gmail. siyahmercan@gmail. Wow, çok güzelmiş. Çok şık. Çok şık. Siyahmercan. siyahmercan@gmail. Dur bir dakika. Yazıyorum. Gmail'e ulaşırsanız oradan. Çok teşekkür ederim hocam. Elif Hanım'ın, Elif Çakır Hanım'ın selamları var. Aleyküm selam sevgili hemşirem. Soru almak ister misiniz hocam? Bilmem siz nasıl uygun görüyorsanız ben size tabiyim. Bir iki soru alabiliriz. Bir iki soru alalım. Dersimizi evet 20 dakika kadar sürdü. 1 saat 20 dakika kadar. Çok güzel geçti ama hocam. Teşekkür ederiz. Ben de not aldım bu arada sürekli. Arkadaşlarımızla paylaşacağız inşallah notlarımızı. Muğla'dan selamlar var. Soru varsa arkadaşlar Facebook ya da WhatsApp'tan soru alabilirim. Değilse gecenin mübarek olsun diyeceğim. Bir
Hakan abi var, Kur'an Halkaları yönetiminden. Bir de Hakan Sarıhan abi var. Sarıvan, O Hakan evet. Sarıhan abi yeni geldi o. Ben onu panelist yaptım. Hakan Sarıhan'ı da açayım. Onlar bir selam vermek isterler çünkü. Ayağının tozuyla geldi Afrika'daki yetimhaneden. Oh, Allah razı olsun ondan. Oraya gitti geldi. Ben kendisini panelist yaptım. Kameralarını açmak isterlerse. Hakan abim mikrofonu açık. Hakan Sarıhan benim panelist. Selamun aleyküm Hakan'ım, hoş geldin. Aleyküm selam Engin abi. Allah gazanı mübarek kılsın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağımızın tozuyla geldik, dinledik. Güzel bir ders oldu. Estağfurullah. Bildiğimizi açtınız. Çok çok Estağfurullah. teşekkür ediyoruz. Hakan'ım ben. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizin meal çalışmalar da iyi gidiyor inşallah. Gayret, gayret. İnşallah yeni meal çalışmanızı bekliyoruz. Emrinize amade. Bilmiyorum ne aşamada, bu sene çıkar mı çıkmaz mı? Yok, çıkmaz, çıkmaz da. O uzun iş. Yani. Allah kolaylıklar versin abi. Amin cümleye inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Tekrar hoş güzel geldin. güzel Şifalar sorular. getir. Eyvallah. Tüm Kur'an halkası sorumlu kardeşlerimin de gecesini mübarek eyliyorum. Hayırlı Hayırlı akşamlar. akşamlar. Sağ olun. Hakan abi, Hakan Dinç, Kur'an Halkaları yönetiminden bizim abimiz. Hakan abi, mikrofonun açık. Hakan abi, selam vermek istersen, ben ya da bir şeyler paylaşmak istersen. Açamadı herhalde. Olsun yani. Açamadı. Peki. Aksak gönüller bir olsun. Evet. Peki. Almanya'dan bir selam var hocam. Aleykümselam. Kızlarının da selamını iletiyor. Nursen Sofu Hanım. Nursen Hanım. Eyvallah efendim. Allah razı olsun. Mukabele ediyorum ben de. Hocam ben baştaki duamı tekrarlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Cennetinize vesile olsun inşallah. Ben Amin. meali duydum. Bilmiyordum. Cahilliğime verin. Yeni haberim oldu. Ümitle Kimseye bekliyorum. söylemiyorum. Kimse kendime yapıyorum ayol torunları var. Yok hocam. Yani biz de nasiplenelim inşallah hocam. Biz eğer Tabii yazar. canım, kamuya açık, kamuya açık. İnşallah. Ben herkesi de İnşallah Rabbim hayırlısıyla sizin onu meali tamamlamayı nasip etsin. Allah razı olsun. Cennetinize vesile olsun inşallah. Amin cümlemizin inşallah. Geceniz mübarek olsun Osman'ım. Ellerinden öpüyorum. Herkese Estağfurullah. selamlar ediyorum. Aleyküm selam hocam. Çok çok teşekkür ederim paylaşım. Arkadaşlar anketimiz var yine her zamanki gibi. Anketlerimiz birer dakika sürecek sadece. Birinci anketimizi açıyorum.